Yeşili'den herkese merhaba. ESC'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Lojistik Dünyası programımıza hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz Tracker, Polonya, CIS ve Türkiye'den sorumlu Genel Müdür Hakan Arıkan. Hoş geldiniz Hakan Bey. Merhaba Aysel Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Tracker, yük sahibiyle nakliyeciyi online'da buluşturan bir platform. Son dönemde de bu tür dijital platformların sayısı hızla artıyor. Pandemiyle birlikte dijitalleşme bu dijital platformlarda çok daha önemli hale geldi. Öncelikle biraz bize Tracker'ı tanıtabilir misiniz? Faaliyetleri neler, kuruluş amacı nedir ve Türkiye pazarına giriş sürecinden? Çünkü çok yakın bir zamanda siz Türkiye pazarına girdiniz. Evet. Evet, teşekkürler öncelikle. Tracker 6 yıl önce kurulmuş, iki ortak tarafından startup mantığıyla kurulmuş bir şirket aslında. Söylediğiniz gibi de kuruluş amacı yük sahipleriyle, araç sahiplerini buluşturan bir platform olarak hareket etmek. Kurulduğu günden bu zamana kadar da hep büyüyerek ve yeni aşamalar kaydederek gelmiş. Bugün Tracker 11 ülkede faaliyet gösteriyor. Dubai merkezliyiz. Türkiye, sizin de ifade ettiğiniz gibi Polonya ve Kazakistan operasyonlarını Türkiye'den yönetiyoruz. Bunun dışında Kuzey Afrika'da ve Arap coğrafyasında operasyonlarımız var. Bu noktada da aslında bu coğrafyanın lider platformu durumundayız. Buradaki amacımız mümkün olduğu kadar kamyoncuları dediğimiz kamyoncu esnafının yaptığı boş kilometreleri azaltıp onları doğru yüklerle eşleştirirken yük sahiplerinde rekabetçi fiyatlar sağlayarak doğru araç sahipleriyle eşleştirmeye dayalı bir algoritma. Kurulduğundan beri söylediğim gibi startup mantığında çalışan bir şirketiz ve yatırımlar alarak ve yeni büyüme planları yaparak ilerledik bugüne kadar. Sadece bu yıl aldığımız yatırım 200 milyon dolar seviyesinde. 6 yıl önce kurulmuş bir şirkette baktığınızda gerçekten hem 11 ülkede olması hem aldığı yatırım ölçeği itibariyle aslında kurduğu iş modelinin hem müşteriye hem araç sahiplerine ne kadar çok hitap ettiğini gösteren parametreler olduğunu düşünüyoruz. Tabii burada bununla da yetinmediğimizi söyleyebilirim ama onunla ilgili de zaten gelecek planlarını konuşuyor oluruz. Evet. Peki nasıl bir yıl geçiriyorsunuz? Şimdi bu sene tabii ki hiç gündemde olmayan bir savaş vardı. Yıla iyi başladık, ihracat hızlıydı. Rusya-Ukrayna savaşı girdi ama bu da tabii ki lojistikte özellikle Türkiye'den çıkışlarda bir hareket yarattı. Talebi arttırdı daha doğrusu nakliye talebini. Ama şimdi bir de Avrupa'da resesyon var, talepte bir azalma var ihracatta. Biraz nasıl bir yıl geçirdiniz? Bu süreci anlatabilir misiniz? Tabii biz 1,5 yıl önce Türkiye'de faaliyette geçtik. Türkiye'de faaliyete geçtiğimiz andan itibaren de biraz daha fazlalıklı uluslararası taşımacılık dediğimiz aktivitelere odaklandık. Bu noktada bizim açımızdan iki tane temel destinasyon var. Bir tanesi Avrupa, bir tanesi de CIS. Biz aslında yıl olarak baktığımızda çok iyi bir yıl geçirdik. Hedeflediğimiz rakamların 5 katı gibi bir rakam gerçekleştirdik 2022 yılında. Burada tabii her krizi bir fırsat olarak görme durumu da bize faydalı oldu açıkçası. Biraz önce bahsettiğim gibi Avrupa ve CIS bizim iki tane temel destinasyonumuz. Biz 6 aylık bir şirketken CIS tarafında maalesef insani olarak hiç istenmemeyen olaylar olmaya başladı. İşte Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik, sonra savaşa dönüşmesi bu durumun. Ama tabii bu noktayı da açıkçası bence lojistik şirketleri genel olarak da avantaja çevirdiler. Çünkü Türkiye burada bir denge politikası izleyen durumda. Yani bizim ne Rusya'yla ne de Ukrayna'yla ne de Avrupa'yla ilişkilerimiz kopma noktasında değil. Diğer bütün ülkelerin aksine. Burada biz bu köprü vazifesini iyi kullandığımızı düşünüyorum. Avrupa'dan CIS'e açılan dünyadaki neredeyse tek kapı konumunda şu an Türkiye. Biz de lojistik şirketi olarak aslında bu bağı kuran bir yapıda olduk. Bu sebeple de iyi bir yıl geçirdik. Avrupa tarafına baktığımızda ise sizin söylediğiniz gibi yılın içerisinde iş hacimleri sürekli artıyordu. Fakat özellikle son 3 ayda Eylül ayından bu zamana resesyonun etkilerini biz çok kuvvetli bir şekilde görüyoruz.
Lojistik sektörünün bir şansı var Aysel Hanım. Biz genelde öncü parametreleri daha önce görebiliyoruz. Çünkü yük hareketini yönettiğimiz için belki makro değerler açıklanmadan önce iş hacmindeki değerlerin düştüğünü veya yükseldiğini hissedebiliyoruz. Eylül ayından beri de Avrupa'da bu düşüşün olduğunu çok açık bir şekilde görüyoruz aslında. Bu sadece Türkiye ile Avrupa'nın ticareti için değil tabii ki, Avrupa'nın kendi içindeki ticareti için de. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi biz Polonya'da bir ofisimiz var. Ve o Polonya'daki ofisimizle de sadece Türkiye'ye değil Batı Avrupa'ya da taşımalar yapıyoruz. Ve oradaki navlunların Eylül'den bugüne yaklaşık %20 ila %30 arasında düştüğünü görüyoruz bu periyotta. Bu da aslında resesyonla ilgili çok önemli sinyallerden bir tanesi. Hem iş hacminin düşmesi hem de navlunların düşmesi. Evet. Dolayısıyla aslında Türkiye olarak her iki tarafında da farklı krizler olan bir noktadayız. Ama biz mümkün olduğu kadar ürettiğimiz dijital ve teknolojik çözümlerle bu fırsatları, bu krizleri fırsata çevirmeye çalışıyoruz. Evet. Navlunlardan bahsetmişken şimdi biz küresel navlun endekslerinde de çok ciddi düşüşler görüyoruz. Pandemide rekorlar kıran, tarihi rekorlar kıran endeksler bu seneye çakıldı. Konteynerde de kuru yükte de düşüş var. Ama Rusya parazlarında biraz Karadeniz'de o bölgelerde navlun diğer bölgelere göre daha güçlü diyebilir miyiz? Yani orada biraz arz da daha az. Avrupalı nakliye şirketleri Rusya'ya gitmiyorlar. Rusya'dan markalar çekildi, Avrupalı markalar. Yani şöyle, evet diyebiliriz. Bir kere genel olarak pandemi tabii başlı başına bir etkendi ve pandeminin oluşturmuş olduğu tırnak içerisinde bir balon da vardı açıkçası fiyatlar üzerinde. Çünkü lojistik sektörü biliyorsunuz akışla çalışan bir sektör. Yani o akışın sürekliliği bozulduğu zaman dalgalanmalar çok sevilen bir durum değil ve fiyata direkt etkiliyor. Aslında biz burada şirket olarak ciddi bir avantaj da ürettik. Belki de büyümemizin arkasındaki sebeplerden biri oydu. Çünkü pandemi bize şunu gösterdi. Arz tarafında çok ani artışlar yapamayacağınız için talep çok hızlı arttığında örneğin gidip 100 tane, 200 tane, 500 tane, 1000 tane yeni tır almanız pek mümkün değil. Bu noktada bizim gibi dijital çözümler çok önemli. Yani mevcut kaynağı daha verimli kullanan, oradaki boş kilometreleri azaltıp belki 100 birimlik kaynakla 120 birimlik efor üretebilen işler çok değer kazandı pandemide. Evet. Ama tabii ki ihtiyaç 100'den 150'ye çıktığında siz bunu teknolojik olarak 120 ile bile çözmüş olsanız o aradaki 30 birimlik ihtiyaç için fiyat artmaya devam ediyor. Dolayısıyla kesinlikle pandemi sonrası dönemde navlunların normalleştiği hatta normalin de altına doğru geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle de bu resesyonun, küresel resesyonun etkisiyle. Ve tabii ki pandemiden dünyanın kurtulmak için ürettiği enflasyonist ortamın da yavaş yavaş Amerika Merkez Bankası kararlarıyla birlikte de normalleşmeye başlamasının da etkisi var burada. Rusya tarafında ise kesinlikle durum çok farklı. Çünkü bugün Rusya'ya bir ürün göndermek isteyen bir firma Türkiye üzerinden, Gürcistan kapısı üzerinden ilerlemek zorunda. Bunun dışındaki opsiyonlar çok büyük hacim üretebilen opsiyonlar değil. Burada neredeyse tek bir kaynaktan koca bir ülkeye ulaşmak gibi bir nokta oluştu. Dediğiniz gibi Avrupa Birliği'ndeki araçlar oraya zaten gitmiyorlar. Buraya gidebilecek plaka sayısı belli. Gidilebilecek yol belli. Dolayısıyla da Rusya pazarında da tam tersi bir eğilim var şu anda. Navlunlar tarafında ciddi yükselişler ve ekstraordinary durumlar görüyoruz ki burada rublenin değeriyle ilgili konular ya da işte Kazakistan'da çok yakın bir zamanda mazot üzerinde oluşan enflasyonist değişim de çok önemli bir etki yarattı aslında fiyatın Doğru, evet. artışına. Peki bu Rusya pazarına yönelik harekette Türkiye'den çıkışlarda özellikle Türkiye üzerinden Rusya'ya giden ihracatta bizim Türk nakliyecilerin payı ne oranda? Yani hani buradan yabancılar da gelip alıyorlar mı? Çünkü bunu dönem dönem yaşıyoruz. Maalesef kendi ihracat yükümüzü çoğunlukla yabancıların taşıdığı oluyor. Geçiş problemleri, bizim yaşadığımız diğer vize sorunları gibi engellerle. Hani orada o trafikte nasıl Türk nakliyecinin payı? İyi olduğunu söyleyebilirim. Yani çünkü şöyle biz baktığınızda özellikle Türkiye Cumhuriyetleri ihracat yapan bir ülke konumundayız. İthalatımızdan daha fazla ihracatımız var. Bu da aslında bir yandan baktığınızda oradan araçların buraya daha az geldiğini
de gösteriyor bize. Savaş öncesinde tabii ki Ukrayna ve Rusya'dan çok fazla ithalat da vardı Türkiye'nin. Dolayısıyla oradan gelen Kazak plakalı, Rus plakalı ya da CIS coğrafyasına ait plakalı araçlar daha fazlaydı. Ama bu coğrafyada iş yapmayı bilmek, belki de Türkiye Cumhuriyetlerle kültür olarak aynı kültürden olmamız, hatta işte iki devlet bir millet gibi durumlardan dolayı tamamen birbirimizi dil konusunda, kültür konusunda anlamamızdan dolayı Türk nakliyecilerin burada çok daha etkili olduğunu söyleyebilirim. Ve ihracat yükü de çok fazla olduğu için, yani yükün başladığı noktada Türkiye olduğu için diğer coğrafyalardan farklı olarak burada güçlü bir pozisyondayız. Farkı biraz belki Batı ile, yani Avrupa ile burasının şu noktada hala daha fazla bireysel kamyoncuların hareket ettiği bir noktada. Yani Türkiye Cumhuriyetlerden gelen araçların çok büyük bir kısmı bireysel kamyoncular. Şirket arabası dediğimiz 5 veya daha fazlası arabası olan firmaların sayısı az bu coğrafyada. Bu da belli düzenlemeleri zorlaştırıyor bu tarafta. Ama bizim gibi platformların da değerini arttırıyor. Çünkü direkt araç sahibine ulaştığınızda rekabetçi hem fiyat yakalama noktasında hem de onlara değer katma noktasında çok farklı hareket edebiliyorsunuz. Bu da bizim bu noktada da dijital ürettiğimiz çözümlerin avantajı olduğunu söyleyebilirim. Evet. Peki şimdi Avrupa'daki daralmadan bahsettik. Orada iki şeyi sormak istiyorum. Birincisi, şimdi siz biraz önce söylediniz, bizim gibi platformların en büyük özelliği verimliliği arttırmak dediniz. Bir boş dönüş problemi oluyor nakliyecinin. Son dönemde ithalat ihracat makası açıldığı için hani ithalata da Türkiye'ye mal gönderecek tır bulamıyoruz gibi söylemleri çok duymaya başladım. Burada durum nasıl? Şu anda o denge nasıl? Avrupa pazarı için söylüyorum. Bu boş girişlerde, boş dönüş sorununda bir artış var mı? Yani var tabii ki. Çünkü ihracatla ithalat arasındaki denge bozulduğunda bu sürekli Evet. oluyor. Burada ilk önce olan durum fiyata yansıması oluyor bunun. Yani ihracat çok, ithalat az olduğunda veya tam tersi olduğunda mutlaka ihracat fiyatı ile ithalat fiyatı arasındaki denge çok bozuluyor. Bu da aslında çoğu zaman çıkış noktasındaki üreticiyi etkiliyor. Çünkü şöyle düşünün, buradan siz çıkarken örneğin Almanya'ya gittiğinizde Almanya'dan tekrar Türkiye'ye ithalat yükü bulamayacağınızı düşünüyorsanız bunun fiyatının belli bir miktarını buradaki ihracat yükünün üzerine yüklüyorsunuz doğal olarak. Dolayısıyla bu dengesizlik var kesinlikle. Ve bu dengesizlikle ilgili durum da önümüzdeki dönemde biraz daha da artacak gibi de gözüküyor. Bunun üzerinde bir de şöyle bir durum var. Avrupa ve bizim ülkemizde, hatta dünyada biraz paranın bolluk içerisinde olduğu bir dönem yaşadı. Ve bu dönem içerisinde herkes büyümeye odaklı bir dönem geçirdi. Fakat yeni dönemde bu finansal zorlukların firmaların üzerinde çok büyük yük getireceğini düşünüyoruz biz. Bu da aslında önümüzdeki dönemde finansal yapısı güçlü firmaların daha güçlü olacağını gösteriyor. Biz bu anlamda biraz önce ifade ettiğim gibi sadece bu yıl aldığımız yatırımlarla kendimizi iyi fonlanmış ve geleceğe güvenle bakan bir firma pozisyonunda görüyoruz. İkinci olarak da aslında teknolojik altyapımıza güveniyoruz. Çünkü tam da bu söylediğiniz gibi yapıları doğru yönetmek için oluşturduğumuz veri tabanımız ve bilgiye dayalı algoritmalarımız var. Bunları kullanarak buradaki verimliliği maksimize etme amacındayız. Peki bu Avrupa'daki daralmadan dolayı hani şimdi dediniz ya Rusya pazarı Türkiye'den de çıkışlar çok fazla. Nakliyeciler biraz rotayı o tarafa çevirmiş durumda mı? Daha önce Avrupa'ya sıklıkla taşıma yapan firmalar. Hani bu da tabii ki o pazarda bir pastayı tabii ki küçültecektir. Öyle bir eğilim var mı? Çok yok açıkçası, çünkü çok farklı pazarlar, çok farklı dinamikleri var. Yani gümrüklemesinden kapısına, kapısından oradaki ticaretin dönmesine kadar birçok şey farklı. Zor da bir coğrafya. Yani sigortasıyla, riskleriyle, yani bir savaştan bahsediyoruz sonuçta. Savaş ilk gerçekleştiğinde Türkiye'den oraya taşıma yapan lojistik firmalarının neredeyse tamamının bir yerlerde araçları kaldı ve o araçları
O savaş alanından çıkarmak için hepimiz çok fazla mücadele ettik. 40 günden fazla süre kalan araçlar vardı, değil mi? Evet, dolayısıyla bugün Türkiye'den Kazakistan'a 15-20 günde gidilen bir yerde bugün 35-40 günde, 45 günde gidilmeden bahsediyoruz sıralardan ve kuyruklardan dolayı. O yüzden de açıkçası hani bugün İstanbul'dan Adana'ya gidiyorduk, yarın İstanbul'dan İzmir'e gidelim diyeceğimiz kadar kolay bir değişim değil. Bir de baktığınızda Türkiye'de Avrupa'ya taşıma yapan firmalar genelde büyük firmalar ve öz mal yatırımı yapmış olan firmalar. Genelde bireysel araç sahiplerinin pek Avrupa'ya çalıştığını görmeyiz. Dolayısıyla o büyük firmalarının yönünü bir anda bu tarafa çevirmesi de çok kolay değil. Çünkü örneğin Türkiye'nin Avrupa ile ihracatında veya ithalatında intermodal taşımacılık çok önemli. Tren veya Ro-Ro'yu kullanmak. Bu CS coğrafyasında neredeyse yok gibi. Dolayısıyla çoğu araba takım halinde hareket ediyor ama Avrupa tarafında dorsacılık operasyonlarının veya takım araba hareket dışındaki hareketlerin çok olduğunu görürüz açıkçası. Dolayısıyla her anlamda dinamikleri çok farklı yapılar. Belki de bizim avantajlarımızdan birisi bu her iki taraf için de farklı uzmanlaşmış ekiplerimizin içeride olması ve her iki coğrafyayı da farklı dinamiklerle yönetiyor olmamız. Bu arada Roro intermodal dediniz. Rusya pazarı için de tabii karayolunda sıkıntılar olunca, yığılma olunca sınır kapılarında Roro girişimleri oldu. Bu çok gündeme geldi. Nakliyeciler de çok talep etti ama orada tam istenilen sağlanamadı galiba. Roro'lar hani güzel projeler vardı hem İstanbul'dan hem Karadeniz'den ama son durum nedir? Yani orada her zaman karşı limanla ilgili bir sıkıntı var. Çünkü karşıda gitmesi gereken yer ya Ukrayna ya Rusya. Yani karşıdan kastım Karadeniz'den bahsediyorum. Burada da bir stabilite yok. Yani işte çalışan bazı gemiler var ama o gemiler açıkçası işte devlet düzeyinde yapılan düzenlemelerle o tahıl ihracatına veya ithalatına verilen izin ya da sebze meyve gibi durumlara izin verilmesi için çalışıyor. Bizim anladığımız anlamda lojistiğe elverişli bir yapı düzenli bir şekilde kurulamadı. Yani bir lane kuruluyor, 3 gün çalışıyor. Sonra yanındaki liman bombalanıyor mesela. O liman bombalanınca acaba burada da mı bir şey olacak diye. Büyük yatırımlardan bahsediyoruz. Yani bir gemi yatırımı dediğimiz 10 milyonlarca dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Uluslararası şirketler yani gemisi olan uluslararası şirketler zaten ambargodan dolayı çalışmıyorlar. Sigorta ile ilgili konular oldukça sıkıntılı. Aslında çok ihtiyaç var. Ama bu konu bireysel tüccarların veya şirketlerin ya da tüzel kişiliklerin yapabileceği şeyle noktada değil. Biraz daha devlet düzeyinde kurulacak ilişkilerle yapılabilecek bir şey. Aslında gerçekten Türkiye ile Karadeniz'in kuzeyi arasında düzenli çalışabilecek bir hat kurulabilmiş olsa bu ticarete çok faydası olur. Örneğin biz Hazar Denizi'nde Azerbaycan'dan Kazakistan'a gitmek için Hazar Denizi geçişini kullanıyoruz. Orada bir Ro-Ro opsiyonu kullanılabiliyor ama bunu daha fazlasına Karadeniz'de ihtiyaç var. Ama maalesef stabilitesini çok sağlamak mümkün değil. Ne zaman, nerede, işte televizyonda izlemişsinizdir. İşte bir gün bir köprü bombalanıyor, öbür gün bir liman bombalanıyor. Dolayısıyla böyle bir atmosferde de bu kadar büyük bir riski almak bir devlet güvencesi olmadan çok kolay değil. Kesinlikle çok ihtiyaç olan bu konuda da maalesef arzu ettiğimiz mesafeyi kat edemiyoruz hala. Evet. Bir de şimdi bu savaşla birlikte orta koridor daha önemli hale geldi. Türkiye içinde, Türkiye'nin de içinde olduğu bir koridor. Ama şunu duyuyorum son zamanlarda, orta koridorda da istenilen başarı sağlanamadı. Ve bu dönemde de denizde navlun çok düştüğü için tekrar bir denize kayma olduğu söyleniyor. Sizin böyle bir gözleminiz var mı? Hani siz tabii ki hani çok direkt nakliyecilerle çalıştığınız için bir karayolundan denize yük kayması söz konusu mu? Böyle bir Yani şimdi şöyle, bu biraz normalleşiyor diyelim. Şimdi tabii ki kara hız konusunda hala çok rekabetçi. Dolayısıyla hıza ihtiyacı olup da hava kadar da pahalı bir çözüm istemeyenler için kara hala iyi bir çözüm noktasında. Burada maalesef yani bizim şöyle bir sorunumuz oluyor, Türkiye olarak söyleyeyim bunu. Burada tabii daha rekabetçi olan kara çözümü tren. Dolayısıyla da
Yani bugüne kadar, yani savaştan önceye kadar bizim rekabet ettiğimiz alan Çin'le Polonya arasında bir tren var ve o trenin sonrasında bunun Avrupa'ya dağılımı. Polonya'nın doğusuna, Mala şehrine gelen bir trenden bahsediyorum. Şimdi bu hat kapandıktan sonra veya neredeyse yapılamaz hale geldikten sonra aslında biz burada stratejik bir üstünlük alabilirdik. Ama maalesef bizim tren altyapımız Çin'le Avrupa'yı bağlayabilecek düzeyde değil şu anda. Orada bizim de çok büyük sıkıntılarımız var tren altyapısı olarak. Dolayısıyla da daha hazırlıklı bir şekilde bu krize girmiş olsaydık öngörülenden çok daha büyük bir pastayı alabilirdik açıkçası. Çünkü hem fiyat olarak rekabetçi hem de süre olarak rekabetçi bir çözüm üretebilirdik. Biz burada yine çoğunlukla karayoluna adresliyoruz. Karayoluna adreslediğimizde de şöyle bir problem var. Bugün Çin'den Avrupa'ya gitmek isteyen karayoluyla bir firma tabii ki Türkiye'yi tercih edebilir. Ama Kazakistan üzerinden Avrupa'ya gitmek mümkün. Dolayısıyla burada da rekabetçiliğimiz azalıyor bizim. Aslında bunu anlatınca da belki bizim tracker olarak, stratejik olarak ne yapmak istediğimiz de biraz daha ön planda oluyor. Biz aslında Çin'le Avrupa arasında, Türkiye ile Çin ve Türkiye ile Avrupa arasındaki ticarette önemli bir oyuncu olmak istiyoruz. O yüzden Kazakistan'da şirketimiz var. O yüzden Polonya'da şirketimiz var. O yüzden Türkiye'de şirketimiz var. Tesadüf değil aslında. Biraz önce sizin sorduğunuz sorulara cevap verirken cümle içerisinde Türkiye, Kazakistan ve Polonya ülkelerini geçiriyor olmak. Bu üç ülkede Polonya Avrupa'ya açılan, Türkiye hem Doğu ile Batı arasında bir köprü, Kazakistan'da Çin'le Avrupa arasında bir köprü pozisyonunda. Dolayısıyla biz bu üç taş ayağında çok kuvvetli olmak ve bu alanda çok daha fazla büyümek istiyoruz. Evet, şimdi Çin'le bir karayolu anlaşması yapıldı. Yıllar önce yapıldı. İlk anlaşmayı Türkiye ile yaptı. Karayolunu uluslararasına açtı Çin. Ama o da bir türlü başlayamamıştı. Şimdi o süreç başladı mı? Ya da 2023'te sizin de odağınızda olduğundan bir pazar olduğunu söylüyorum. Karayolundan Türkiye-Çin arası karayolu ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya devam eden daha hızlanır mı? Orada beklentileriniz neler? Ya da engeller var mı? Ya şöyle aslında Çin'den Türkiye karayolu önünde bir engel yok bugün ama bu biraz Bürokratik olarak yok. Evet. bu biraz Kazakistan'daki dry portlar üzerinden yürüyor. Yani Kazak plakalı arabaların Türkiye'ye gelmesi üzerinden yürüyor. Yani burada biraz önce ifade ettiğim gibi aslında Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek çok da rekabetçi olmuyor karayoluyla. Çünkü aynı Kazak plakalar Rusya'ya geçip Rusya üzerinden Polonya'ya gidip Polonya'dan Avrupa'ya gitmeyi başarabiliyorlar. En azından belki orada bir yine araç değişimi gerçekleştirerek. Dolayısıyla da burada ben açıkçası stratejik hamlenin daha fazla tren tarafında olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer biz orta koridordan bahsediyorsak güçlü bir tren hattı olmayan bir orta koridor hayal etmek çok mantıklı değil. Ki bakarsanız hani savaşa kadar bunu Çin'le Polonya arasındaki trenle çok iyi yapıyorlardı ve biz bile bazen savaş öncesi dönemde Türkiye'ye getireceğimiz bir yükü Çin'den Polonya'ya getirip Polonya'dan tırla Türkiye'ye getirmeyi tercih ediyorduk. Daha hızlı ve rekabetçi oluyordu. Dolayısıyla bizim stratejik olarak bir sonraki adımda veya hemen hızlıca yapmamız gereken hamlenin bu koridoru tren anlamında güçlendirmek ve rekabetçi hale getirmek olduğunu düşünüyorum. Evet. Daha çok sektöre dair sorular sordum ama biraz Tracker'dan bahsedelim. Sizin 2023'te hedefleriniz, yatırım planlarınız, projeleriniz neler? 2023 bizim için tabii şöyle, biz 2022 bizim için biraz kurulum ve büyümeyle geçen yıl oldu. 2021'in Ağustos ayında Türkiye'de faaliyete geçtik. 1,5 yılda çok ciddi bir mesafe kat ettik. 40'tan fazla ülkeye taşıma yapıyoruz şu anda. Ve aslında arzuladığımız yerlerin belki de ötesindeyiz bu noktada. 2023 biraz bizim açımızdan büyüme yılı olacak ama bu seferki büyüme yani hem ciro anlamında ve hacim olarak büyüme hem de coğrafi olarak büyüme anlamında önemli bir yıl olacak. Polonya ofisimizin açılması, Kazakistan ofisimizin açılması 2022 yılı içerisinde 2023'te yeni coğrafyalarda daha aktif olmamızı sağlayacak. Yani
Örneğin Polonya'dan tüm Avrupa'ya taşımalar yapmak gibi, Kazakistan'dan Avrupa'ya veya Türkiye'ye taşımalar yapmak gibi. Bu anlamda odağımızı biraz daha fazla yurt dışına çevirmek istiyoruz açıkçası. Bununla birlikte şimdiye kadar Türkiye'de yurt içinde domestik diyebileceğimiz yurt içi taşımalarda çok aktif değildik. Aslında yaptığımız operasyonlar vardı ama uluslararası taşımacılık kadar büyük değildi belki. Burada da yeni ofisler açarak büyümek istiyoruz. Kendi ofislerimizin olduğu, bugün İstanbul'da ve Bursa'da kendi ofisimiz var. İzmir'de, Ankara'da, Mersin'de ve Karadeniz'de ofisler açmak istiyoruz. Bu açtığımız ofislerle de hem ihracatı desteklemek, Türkiye'den ihracat yapanlara destek olmak, hem de iç pazara yönelik çözümler üretmek istiyoruz. Evet. İç Dolayısıyla pazarda bu dijital platformlar çok yaygın değil, değil mi? Yani daha çok uluslararası. belki de yaygın aslında. Yani isim olarak baktığınızda çok var. Ama bir noktada bu sektörü dijitalleştirme noktasında iç pazarda çok yeterli bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum açıkçası. Gidecek çok yolumuz var. Ama burayı da ben bir rekabet olarak tanımlamıyorum hiçbir zaman. Biz hep birlikte hareket ederek bu sektörü dijitalleştireceğiz diye bakıyorum. Birimiz birimizin rakibi değiliz bence. Her birimizin yaptığı hareket aslında bir tohum ekiyor ve o tohumun filizlenmesini bekliyoruz. Hepimiz de farklı alanlarda, bazen benzer alanlarda bu tohumu ekiyoruz. Tabii ki Türkiye'de bu dijital platform alanında gideceğimiz yol olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Özellikle de 11 ülkede faaliyet gösteren bir şirkette çalışınca benchmark yapma şansınız daha fazla oluyor ve nerede neyin nasıl çalıştığını görmek, Türkiye ile kıyaslamak şansı getiriyor size. Dolayısıyla burada gidecek bir yolumuz var kesinlikle. Ama 2023 içinde özetle söylemem gerekirse bizim açımızdan coğrafya yayılımızı arttırdığımız, büyümeye odaklandığımız bir yıl olacak. Sektöre yönelik beklentileriniz neler? Tabii birçok belirsizlik var hem yurt içinde hem küreselde. Farklı senaryolar üzerinde çalışılıyor. Umarız bu savaşta son bulur en kısa sürede. Sizin öngörüleriniz, beklentileriniz neler? Ya da Yani yurt dışı planlarını nasıl yapıyorlar? açıkçası biraz önce söylemiştim. Eylül ayından beri biz navlunlar tarafındaki geri gelmeden dolayı resesyonun ayak seslerini özellikle Avrupa içinde duyuyoruz. Tabii ki Türkiye Avrupa arasında da var ama işte Polonya Almanya taşımalarında da var. Polonya İspanya taşımalarında da var veya Almanya İspanya taşımalarında da bu etkiyi görüyoruz. Bu etki kuvvetlenerek gidecek gibi düşünüyoruz. Daha fazla hissedilecek. Özellikle işte enerji krizi olması. Tabii burada fırsatlar da var. Yani orada üretilemeyen bir şeyin ya da Çin'den bir şeye getirmenin çok zorlaştığı bir yerde Türkiye yine doğru hareketleri yaparak çok önemli bir ihracat figürü haline dönüşebilir. Çünkü rekabetçi olmaktan uzaklaşabilir bu noktada uzak pazarlar. Dolayısıyla önümüzdeki yılın ilk 6 ayının çok zor geçeceğini düşünüyoruz. Özellikle finansal durumu iyi durumda olmayan, belki çok fazla yatırım yapmış vaziyette bulunan ve bir anda bu navlunların geri gelmesiyle finansal krize girme potansiyelinde olan firmalar için. Biz bu ilk 6 ayı o anlamda çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Umudumuzdur ki yazla birlikte bu resesyonun etkilerinin azalmaya başlaması. Çünkü ülkemizde de aslında bir seçim var ve belki de o seçimden sonra belirsizliğin ortadan kalkmasıyla birlikte ülkemizde de bu büyüme hızlanacaktır. Açıkçası ikinci yılı yarısı yılı ile ilgili umutluyuz. Ama ikinci yarı yılı ile ilgili yılın umutlu olmak için ilk yarı yılında iyi çalışmak gerektiği ve doğru hamleleri yapmak gerektiğini de farkındayız. Genel olarak da beklentiler bu yönde. Sanayicilerle de konuştuğumuzda, diğer firmalarla da. Benim sorularım bu kadar. Hakan Bey, var mı sizin eklemek istediğiniz? Yok, genel Yoksa... olarak her şeyi konuştuk. Çok teşekkür ederim Aysel Hanım. Çok keyifli bir sohbetti. Çok sağ Çok olun. teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Selamlar. Görüşmek üzere. Evet sevgili Nasıl Bir Ekonomi TV izleyicileri. Bu hafta da Lojistik Dünyası programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni bir konu ve konukla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere diyorum.